Avrupa'da en büyük Ermeni diasporasına ev sahipliği yapan Fransa bir kez daha skandal bir karara imza attı. Ermeni işgalindeki topraklarını kurtarmak için verdiği mücadele nedeniyle Azerbaycan'a yaptırım uygulanmasını öngören karar Senato'da onaylandı. Azerbaycan'dan sert bir tepki var. Ermenistan'ın Azerbaycan'ın öz topraklarında Karabağ'da işlediği savaş suçlarına sessiz kalan, her fırsatta Ermeni diasporasına destek veren Fransa bir kez daha skandal bir karara imza attı. Mesdames et messieurs, bienvenue, je suis... Fransa Senatosu Azerbaycan'a yönelik yaptırım kararını onayladı. Ermeni lobisinin etkisiyle alınan taraflı karar, Azerbaycan'a kendi topraklarını işgalden kurtarmak için verdiği haklı mücadeleden dolayı yaptırım uygulanmasını içeriyor. Azerbaycan Milli Meclisi Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi, Fransa Senatosu'nun kararına tepkisiz kalmadı. Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova, Fransa Senatosu'nun son kararını ikiyüzlülüğün açık bir örneği olarak niteledi. Yayınlanan bildiride Fransa'da Azerbaycan karşıtı faaliyetlerin arttığına dikkat çekildi. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşı adaletsiz adımlar atıldığı vurgulandı. Bu kapsamda Fransa'ya bir dizi yaptırım uygulanması talep edildi. Bunlar arasında Fransa ile Azerbaycan arasında tüm ekonomik ilişkilerin durdurulması, Fransız yetkililerin Azerbaycan'daki tüm varlıklarının dondurulması, Total Petrol şirketi de dahil olmak üzere tüm Fransız şirketlerin Azerbaycan'dan çıkarılması var. Ayrıca Fransız şirketlerinin Azerbaycan'da hiçbir devlet projesinde yer almasına müsaade edilmemesi istendi. Fransa'nın deniz aşırı toprakları arasında yer alan Korsika, Kaledonya ve Mao Hinui'nin bağımsızlığının tanınması için çağrıda bulunuldu. Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de pek çok kez Fransa'nın Ermenistan'a verdiği desteğin barışa hizmet etmediğine dikkat çekmiş, yeni bir çatışma yaşanırsa müsebbibi Fransa'dır demişti. Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırmasını eleştirmişti.